Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Gör Beni programına konuk oldu. Rüzgar Erkoçlar'ın cinsiyet ve adada dahil olmak üzere hayatındaki her şeyi değiştirmeye karar vermesinin üzerinden 9 yıla yakın zaman geçti. Magazin gündeminden düşmeyen Erkoçlar, merak edilen hayatını anlattı. Tuğba Beyazoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Erkoçlar, yıllar sonra duygularını şu sözlerle dile getirdi. Strateji üzerine kurulu değil, bütün yaşadığın süreç strateji üzerine kurulu değildi. Şu an yaşadığın dönemde aynı şekilde. 2020 dünyaca koronayı yaşadık. Sinema filmi ve birlik yapıyordum. Mekanlar kapalı olduğu için çok çıkmıyorum. Avrupa yakasındaydım, Anadolu yakasına taşındım. Benim için işi bırakanlar olmuş. Ameliyat sonrası bir sabah bir sürü telefonla uyandığım bir güne başladım. Sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağımı bilemedim. Çok fazla üzerime gelindiğini düşünüyorum. Onların tarafından bakarsak da çok güzel magazin malzemesi olarak gözüküyorsun. Sonradan aralarından çok yakın dostlarım oldu. Benim haberimi yapmak istemeyip işi bırakanlar olmuş. Bunları duydum. İnsanlar görmeye geldi. Ben o an öyle bir şeyin içerisindeydim ki, kendimle ilgili çok radikal karar almıştım. Ameliyatlarım sürüyordu. Bir yandan da hayata tutunmaya çalışıyordum. İş yerini ilanda gördüm. Başvuru yaptım. Dükkan sahibi de beni tanımadı. Bana ayrıcalık yapılmasını istemiyordum. Günde 15 saat çalıştım. 3-4 ay çalıştım orada. Bir magazinci abimiz kötü niyetinden değil, helal olsun ekmeğini taştan çıkarıyor gibi bir açıklama yaptı. Bulunduğum bölgeyi de söyledi. O zaman insanlar gidip gelmeye başladı dükkana ama ben anlamadım ilk başlarda. Patronum buralar çok kirlendi, siler misin dedi. Tam da paspas yapıyordum. Karşıda magazin ordusunu gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Kaynak bağlantısı. En son haber adblog test.